Mezopotamya'nın zengin tarihinde, pek çok büyük medeniyetin ön plana çıkışı. Ancak M.Ö. 21. yüzyıldan bu yana bu topraklarda varlık gösteren Gutiler adlı bir halk, sıradışı bir şekilde sahne tarihine geçmiş ve 30 yıl boyunca Mezopotamya'yı yönetmiştir. Hasur, Akkad ve Babil gibi daha güçlü uygarlıkların gölgesinde kalan Gutiler, kısa süreli kölelikleriyle bile Mezopotamya tarihinde önemli bir iz bırakmışlardır. Gutilerin kökeni. Butiler, tarih sahnesini çıkışlarında Mezopotamya'nın dağılımı, özellikle de İran ve Irak'ta yaşayan bir kavim olarak biliniyordu. Bu bölüm, kendi kültürleri ve yaşam tarzlarıyla diğer Mezopotamya medeniyetlerinden belirgin bir biçimde ayrılıyorlardı. Yükseliş Dönemi Butiler, Milattan 21. yüzyıldan önce Mezopotamya'nın dengelerini sarsmaya başladı. Bu dönemde, büyük medeniyetler arasındaki rekabet ve dayanıklılık, Butiler'in yükselmesini olanak tanıdı. Asur, Akkad ve Babil gibi devletlerin kendi aralarında mücadele ettiği bu kaotik atmosferde, Gutiler giderek daha fazla hareket kontrolü elde etti. Hükümdarlık Dönemi Gutilerin 30 yıl süren hükümdarlık dönemi, Mezopotamya'nın diğer büyük uygarlıklarını geride bıraktıkları bir dönem denk gelir. Gutiler, bu süre boyunca ekonomik ticaret sistemlerini kontrol etmiş, zengin tarım topraklarına hükmetmiş ve büyüme konumları sayesinde bölgesel güç dengelerini etkilemiştir. Kültürel etkileşim. Gutiler hükümdarlık dönemleri boyunca Mezopotamya'nın çeşitli kültürel etkileşimleriyle yoruldu. Özellikle Asur ve Babil kültürlerinden izler taşıyan Gutiler, kendi kültürel mirasını oluşturan bu medeniyetlerle etkileşim içinde oldu. Çöküş ve miras. Milattan önce 20. yüzyılın sonlarına doğru Gutiler hükümdarlığı zayıflamaya başladı. Bu dönemde Asur ve Babil gibi medeniyetler güç kazandı ve Gutilerin kontrolünde toprakları geri aldılar. Ancak Gutilerin bıraktığı kültürel miras ve kısa süreli hükümdarlığı, Mezopotamya tarihinde bir döneme damgasını vurmuştu.